Serpüş, Çerkes mitolojisindeki ve Nart destanındaki temel karakterlerden biridir. Demirin, ateşin ve demircilerin efendisidir. Destanlarda onun yeri Setenay ve Sosoko'dan hemen sonra gelir. Serpüş, demir ve demirciliğin Çerkeslerin yaşantısında önemli bir yeri olmasından kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır. Bilim insanlarına göre Kafkasya'da demir madenciliği ve demircilik yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanır. Serpüş önceleri ateş tanrısı olarak ortaya çıkmış ve Şıble'nin işlevlerine benzer işlevlere sahip olmuştu. Serpüş'ün adı Çerkeslerde her zaman demir ve demircilikle bağlantılı olmuştur. Demirci atölyesinin kutsal olduğuna, atölyedeki suyun şifalı olduğuna ve demirden yapılan aletlerin kötü yaratıkları korkuttuğuna inanılırdı. Çerkes tanrıları arasında Sepş'in önemli bir yeri vardı. Tagalec'in isteği üzerine Sepş'e demirciliği öğretip onu ateşten korkmaz hale getiren Taşva'dır. Sepş, Tagalec'den sonraki en saygın tanrıdır ve Nart Meclisi'nde Tagalec'in yanında baş köşede oturur. Pek çok tanrısal özelliğe ve güce sahip olsa da Sepş yaşantısı ve davranışlarıyla insanlara, Nartlara benzer. Yeryüzünde yaşar, Nartlarla birlikte çalışır, didinir. Demirciler tanrısının iyiliğinin dokunmadığı bir Nart kahramanı bulmak mümkün değildir. Eşi, çocukları ve yakınları açısından da en ünlü Nartlarla birlikte anılır. Onun en yakın dostu Tagalec'tir. Setenay'ın sırdaşı, Jiguasha'nın eşi ve çocuklarının babası, bazen de Sosuka'nın kayınbabası olarak anılır. Nart destanındaki bir hikayede anlatıldığı kadarıyla bir zamanlar Sepş aynen diğer Nart kahramanları gibidir ve o zamanlar demirci de değildir. Öyle ki Nartların ziyafetlerinde baş köşede oturmak bir yana sofrada hizmet eder ve öyle bir anda da demirci olmaz. Sepş ilk önce Debeç'in çırağı olur. Zaman geçtikçe Sepş demircilik konusunda Debeç'i geçer. Sepş demiri işleme de sahip olduğu büyülü güçlerini de kullanır.